programda ihaneti konuşalım. Neden? İnsanın tarihi ihanette var. Ya da diğer bir deyişle tarihimiz ihanetler tarihidir. Kitab-ı Mukaddes'in Tekvin, Yaratılış bölümünde neyi okuyoruz? Tanrı kendi suretinden kendisine çok benzeyen bir canlı yarattı. Dişi ve erkek, insanı. İnsan o yasak meyveden yediği gün cennetten kovmuş oldu. Nerede bu ihanet? Sonra Habil ve Kabil, iki kardeş. Kardeşler arası ihaneti tarihimizde görmüş olduk böylece. Bu nedenledir ki miras hukuku bütün ülkelerin tarihinde ya da hukuk sisteminde çok önemli yer alır. Mirasımızda hep ihanetler, yanlış anlaşılmalar diyelim biz ona. Yine bir yuvarlak düzeltme yapalım. O yüzden miras hukukunda da gerçekten kavgalar, dövüşler, küçük parçada toprak arazi tartışmaları hiç bitmez. Peki bu ihanetler suçunda sanatçıların bir katkısı, bir etkisi var mı? Onlar da payına düşeni yeterince yerine getirmiş sanıyorum. Ya da diyelim ki sabıkası ihanetten olan bir sürü sanatçımız var. Mesela Cemal Süreya evliyken Tomris Uyar'a aşık olur. Tomris Uyar da bu duygusunu karşılıksız bırakmaz. O dönem Tomris Uyar da evli. Kimle? Ülkü Tamer'le. Her ikisi de boşanıyor ve birlikte bir yol alıyorlar. 3 yıl kadar da birlikte oluyorlar. Sonrasında Tomris Uyar vazgeçiyor ve gönlü Turgut Uyar'a akıyor. Turgut Uyar'ın da bu konuda müthiş güzel şiirleri vardır. Sanıyorum bir ara bunları burada dinleme şansımız olacak. Tabii bu aşkların sonucunda gelsin bir yıl güzel mektuplar, güzel şiirler. Tabii ilginç değil mi? Evlilik bütün duyguları ipotek altına mı alıyor acaba? Evlendiğiniz için bütün o duygular bir tek kişinin rehni altında mı bulunuyor? Bunları da felsefi boyutuna çok girmeden şöyle bir edebiyat dünyasında sadece gezinerek düşünmekte fayda var. Yine Yahya Kemal'in ihaneti, ama bu sefer ihanet aşkı olur. Celil Hanım'dan vazgeçer. Ya Bedri Rahmi Eyüpoğlu? Rahmi Eyüpoğlu'nun ihaneti de eşine olur. Çünkü yoluna can koyduğu, gökte ararken yerde bulduğu sevgilisine zaten karadutum, çatalkıram, çingenem, eşim diye söz eder. Derken sevgilisi erken ölür ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu eşine bir şekilde dönmüş olur. Hadi bakalım bu aldatmalar, aldatılmalar ve affedilmeler konusunda hukuk ne diyor? İnsanlık tarihinin suçu hiçbir zaman cezası kalmamış, hukukta da cezasız kalmamış. Tabii bu aldatmalara hukuk tercih, gönül ilişkisi boyutunda kalıyor ise hiç müdahale etmiyor, benim alanım dışında kalıyor diyor. Nerede müdahale ediyor? İşin rengi değişirse o zaman o da yasal prosedürleri yavaş yavaş devreye sokmaya başlıyor. Mesela medeni kanun, taraflardan biri evliyken bir başkası ile cinsel münasebete girer ise işte ben bunu suç unsuru olarak görürüm diyor. Ama nerede görüyor? Hukuki bağlamda, boşanma davalarında. Zina boşanmayı kolaylaştırıyor, yanına tazminatlar boyutunu da ekleyerek cezayı vermiş oluyor. Eş affedilebilir mi? Affedilir, insanlığın tarihinde var, doğamızda var diyerek affedebilirler. Şimdi bir zina, bir aldatma söz konusu. Zina ve aldatmaya ayrı cümleler olarak, kelimeler olarak kullanıyorum çünkü hukukta yerleri gerçekten çok farklı. Aldatmayı da, zinayı da eş affedebilir. Artık hukuk hiçbir şekilde burada devreye giremez. Bir de arkadaşlar, burada çok insan zarar görüyor. Aldatmayı, zinayı öğrendikten sonra bir zaman aşımı var. Bu zaman aşımı içerisinde taraflar aslında boşanmayı kafalarına koymuş oluyorlar ama önce bireysel ceza vermek istiyorlar. Süründüreyim diyorlar. Öbür kadın veya erkek ilişkisini bitireyim, ondan sonra boşayayım diyorlar. Araya bir süreç sokuyorlar. Ya da kendisine dönülmesini sağlamak, böyle bir tatmin yaşamak ve peşinden boşamak gibi bir düşünce içerisinde oluyorlar.
Ama işte o zaman da yasa diyor ki demokrasinin kılıcı sürekli başında dönemez. Sana ben bir zaman aşımı uyguluyorum. Bu süreç içerisinde bunu yapmak zorundasın. Yani 2 yıl önce duyduğunuz bir aldatma için 2 yıl sonra gidip ben boşanmak istiyorum, aldatıldım diyemiyorsunuz. Bu yüzden böyle bir sürece başlayacaksanız zaman aşımını dikkate almanız gerekiyor. Peki cinsel birliktelik yoksa o zaman zina sayıyor mu medeni kanun? Hayır. O zaman o genel sebeplerde dediğimiz bir başlık altında şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin sürememesi gibi bir madde içerisine sokuyor. Evet, cinsel birliktelik yok ise hukuk bunu zinadan çıkartıyor. Medeni kanun zina nedeniyle boşanma davası o maddenin içerisine sokmuyor. Şiddetli geçimsizlik dediğimiz genel, o çok geniş kapsamın içerisinde olarak boşanma davasını açmak zorunda kalıyoruz. Nedir bu zaman aşımı? Bu eylemi öğrendikten sonra 6 ay içerisinde ya da eylemin gerçekleştiği andan itibaren 5 yıl içerisinde gibi bir size süreç veriyor. Bu sürece bu nedenle bir boşanma düşünen insanların atlamaması önemli. Peki ceza kanunu ne diyor bu işe? Ceza kanunu medeni kanundan oldukça farklı bakıyor. Ama bir süreci var bunun. Çok geçmişe gitmeyelim. Yakın tarihteki dönemlere bakalım. Geçmişte diyordu ki bir kadın, evli bir kadın herhangi bir evli veya bekar erkekle bir kez birliktelik yaşadığında cinsel birliktelik o zaman bunun adını zina olarak koyuyor. Ama erkeğin zinasına ayırmıştı. Diyordu ki bir erkek bir kadınla müşterek bir evde ya da bilinebilecek bir evde evliymiş gibi bir hayat sürdürüyor ise zina işlemiş olur diyordu. Tabii bu insan haklarına aykırı, eşitlik ilkesine aykırı doğal olarak çok tartışmaya yer açıldı. Ve doğal olarak Anayasa Mahkemesi dedi ki ben bu maddeyi iptal ediyorum. Ama şimdi erkek zinası ayrı bir madde, kadın zinası ayrı bir madde ceza kanununda. Sadece erkek zinasını iptal edince bir anda ortalık daha bir karıştı. Kadın zina yapabilir, böyle bir suç maddesi var. Erkekte zina suçu yok gibi bir konu ortaya çıktı. Derhal Anayasa Mahkemesi tekrar devreye girdi. Ve her iki taraf için de zina suçunu ortadan kaldırdı. Sonraki süreçlerde zina tekrar suç olsun tartışması çok gündeme geldi ama Avrupa uyum yasaları gereği bu çok imkan tanınmadı buna. Çok da iyi oldu. Çünkü zina gerçekten hapis gibi bir müeddeyle cezalandırılmalı mı? Bence değil. Bunun bir sürü müesseseyle evlilik birliğinin korunması mümkün. Boşanma Medeni Kanun müessesesi var. Ceza kanununda ekstra bir yer alması gerçekten çok da mantıklı değil. Şu haliyle ben doğru ve uygun olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ve affetmek, af bu. Eski ceza kanunumuzda da zaman aşımı da aynı şekilde affetmek de söz konusuydu. Maddelerimiz arasında vardı. Evet, demek ki aldatma ve af insanın bir arada ilerlediği, at başı ilerlediği bir evlilik konusu. Yeni kitabımın kahramanı bu konuda ne diyor? Neriman biraz zalim bakıyor. Affetmek her istediğinde bedel ödetmek zevkidir diyor. İşte böyle de affetmeyin ama. Abone olmanız ve eleştirilerinizi, isteklerinizi bildirmeniz dilekleriyle ekranlarınız aydınlık olsun. Sevgiyle kalın.